Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Bir genel durum değerlendirme videosu yapacağız sizlerle. Arkadaşlar şurada bir çılgın bir kuşum var. Şu. Ayırdıydım bunu. Kafası da kafes boyalıydı sanırım. Beyaz olmuş. Bu kafes değil de farklı bir kafeste. Yani görüyorsunuz. Siz istediğiniz kadar özen gösterin. Psikopat bir kuş çıkınca gördüğünüz gibi dökebiliyor. Yerlerde de var bakın arkadaşlar. Yerlerde de hep yer var bak. Daha yeni sıkıldım. 2 dakika olmadı. Bu gördüğünüz psikopat kuş. Daha 7 aylık ve falan. Evet arkadaşlar, bu videoda yine bir genel durum videosu olacak. Genel durum videosu şöyle, ufak tefek sıkıntılar var. Nedir? Mesela arkadaşlar, şu lütino taşıyıcı yeşil erkeğimizle lütino dişimiz. Bakın bir yumurta var. Bu kuş yumurtladı daha önce. Yani ama buraya yumurtluyor. Yani nedir? Sıkıntısı ne? Stres mi yapıyor? Bakın yine yumurtlayabilir. Dişi kuşlar kuyruğunu bu şekilde hızlı hızlı aşağı yukarı sallıyorsa ve beli bükükse, bakın arkadaşlar bel kısmı, yani şöyle yapalım, şu bel kısmı var ya, burası bükükse bu yumurtlayacak demektir arkadaşlar. Fakat bu minnoş niyeyse buraya yumurtluyor zengin. Evet, burada da gri, sarı yüz ve yeşil erkeğimiz var. Gri, sarı yüz de yavru hazırlığında, yani yumurta hazırlığında. Bakın görüyorsunuz kuyruğunu. Onların yavruları bir hafta önce yemedi. Maşallah tekrar şeye geçtiler. Ata. Buradaki opal takımımız yine yuva hazırlığında. Dişi eşiyor. Gördüğünüz gibi rahatsız etmiyorum. Tekrar kapatıyorum. Buradaki sarı yüz, gri beyaz spangle takımımızda da var bir gelişme. Kanatlar düştü. Bel bükülmedi. Kanatlar düştü sadece. Burada da yumurta hazırlığında diye düşünüyorum. Burada tek babamız var. Yavrular burada görüyorsunuz. Annenin kekliği lütino. Güzel değişik bir yavru geliyor arkadaşlar buradan. Yani spangle bir yavru var. Sırtı sarı ama şöyle göstereyim size. Dışarı alayım yanıma. Sırt sarı. Kuyruk turkuaz mavi. Ve şöyle yapayım bir saniye. Göğüs kısmı gördüğünüz gibi yine turkuaz mavi. Maşallah. Şu da zaten direkt spangle mavi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Benim kuşlarımda, yani kuşlara ben bilezik takıyorum. Sahiplendirme yaptığımızda insanlar en azından odaklayalım. Hani en azından telefon numaramızı vesaire bilsin. Diğer arkadaşlarını da nasiplendirelim. Şu anlık satış yapmıyorum ama ilerleyen dönemlerde yavru sayısı arttıkça, bakın arkadaşlar burası yavru. Burası yavru. Bunların çoğu damızlık olacak inşallah. Beklemedeyiz. Mesela şu şuraya girdi. Bebeklik tüyünü atıyor. Sen ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Merhaba. Arkadaşlar, dişi mi erkek mi? Hadi. Yani çok kalabalık bir abonemiz yok ama bu video denk gelenler yoruma yazsın. Dişi mi erkek mi? Tahminde bunların. Ben erkek diyorum ama dişiye doğru dönüyor gibi. Bakalım. Evet, Japonez takımımızdayız arkadaşlar. Japonez takımımızda
Şöyle bir sürprizimiz var. Merhaba annecik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane yavrumuz çıktı maşallah. Annesi kursağına da kusmuş. Maşallah diyoruz. Japonez takımımızda full çiçek. Anne yazık yorgun. Baba kusturmaca. Gir bakalım. Evet. Buraya da yavrularımızı aldık. Görüyorsunuz. 4 numaralı. Yani numaralar yok da benim kafamdaki numaralardan bahsederim. 4 numaralı takımımızın yavruları. Opal bir yeşil güzel oluyor maşallah. Sen ne yapıyorsun orada? Gaza taşı mı yiyorsun? Evet, gaza taşını da ben arkadaşlar Power Max alıyorum. Mamam da benim Power Max. Burada da kırgın lütünü dişimiz var. Kırgın lütünü. Bunu arkadaşlar özel bir tedavi uyguluyorum. Allah izin verirse düzeltmeye çalışıyoruz. 4 numara dediğim yerde burasıydı arkadaşlar. Beni de çok arkadaşlar demeye başladım herhalde. Hayırlısı bakalım. Burada 7 tane yumurta vardı. 7'si de çıktı çok şükür. Birbirlerine sarılmış, yatmış, uyuyorlar. İnşallah kazasız, belasız, ölümsüz bir şekilde büyütür. Buradaki rütino takımımız birbirlerine alıştılar. Kur yapıyorlar. Dişiyi bugün sabah yuvada gördüm. Yuvaya girip çıktığını gördüm. Sabah mama hazırladım. Mamayı sabah erken saatlerde vermeye özen gösterin. Uçak. Yeni kentte uçak nereden geçiyor? Yani mamayı erken saatte vermeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü kuşlar sabah ilk saatlerde yem yiyip keyif çıkarmaya sever. Ve çiftleşmeler de genellikle sabahın ilk saatlerinde olur. Buradaki yavrucuklar da baya baya büyüdü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi ayrı bir kişiye çekilmiş. Tüylenenler var, tüylenmeyenler de var. Şunda kafasını bildi. Baya kusmuşlar yani. Zaten annenin haline baksanız arkadaşlar. Anne duman olmuş yazık, zavallı. Kaçtı. Baba da burada. Ne yapalım şimdi? Ha, şuradaki arkadaşlar bir aydır bu dişi bir aydır yuvada. Yani belirtiler de var. Ama geri gelelim, yumurta yok. Ya erkek neyse, yaşlandı herhalde. 15'li arkadaşlar. 4 yaşında bir erkek. 5 yaşına girecek. Beklemedeyiz bakalım. Bu painted dişiyle gri erkeğimizde de biraz hazırlık var. Bakalım bunlardan da bir şeyler gelirse güzel olur. Evet, sularımıza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar sularımız bugün işte yemlerini kabuklarını döktük. Yemlerinin eksiğini tamamladım. Hani belki diyebilirsiniz bunları niye biz görmüyoruz? İlk etapta arkadaşlar biraz acemiliğime verin video çekme konusunda. Telefonla çekiyorum. Video kamera alana kadar bu şekilde yapacağız herhalde. Ne yaptığımı, ne ettiğimi ben size tek tek anlatacağım artık. Dediğim gibi sularını, yemlerini ve mamasını hazırladım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sularına mesela haftanın bir günü ben elma sirkesi koyuyorum. 5 damla her sula hesaplayarak. Bu suluk 200 milim olanlar. 200 milim olan suluktan. Yani 5 damla örnek veriyorum. Ben de 20 tane suluk var. 20 sula 5 damla olan arkadaşlar 100 damla yapar. Bu 100 damlayı da ben bir kere ölçtüm. Hemen hemen 10 milime tekabül ediyor. 10 milim sirke koyuyorum. Bidona sonra dolduruyorum. Veriyorum haftanın bir günü. Haftanın bir günü
Versene Lega'nın mıydı sanırım. Öyle bir ismi vardı. Tam hatırlamıyorum. Onun Omnivit diye bir vitamini var arkadaşlar. B kompleks diye geçiyor. Kuşların tüylerin işte. Nasıl diyeyim size? Amino asit dengesini sağlayan bir vitamin. Haftanın bir gününü ona veriyorum. Haftanın bir gününü de bazen örnek veriyorum, kanino kullanıyorum. Ya kanino veriyorum ya da bire mayası ya da özellikle hani bunları bazen yapıyorum. Ya da şöyle kuşları yakından izleyelim. Ya da arkadaşlar önemli olan, en önemli olan şey probiyotik arkadaşlar. Probiyotik kuşlar için olmazsa olmaz diyebilirim size. Şöyle kapıyı açalım. Durum bu yani. Ayda bir kez de nasıl anlatayım? Zaten ben genel ilaçlama yapıyorum. Onunla ilgili size şöyle bilgi vereyim. Genel ilaçlama da bir saniye. Ben kuşları yıkıyorsam. Oba. Yıkım. Evet. Bununla ilgili zaten özel bir video yaparız. Arkadaşlar bunun ismi ben Chrysmet diyorum yani. Öyle okuyorum. Ama Krazemet diyorlar buna. Ulus'ta, Ankara'da yaşayanlar için söylüyorum. Ulus'ta bu kuşçular, akvaryumcuların olduğu çarşıda var. Fakat internetten de satın alabilirsiniz. Tabancasıyla birlikte internette kargo dahil 62 lira diye biliyorum. Bu tabancanın özelliği de toz halinde sıkıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlara devam ettik. Bununla ilgili detaylı bilgiyi zaten önünde gösteriyor. Vereceğim ben size. Bu ne için? İçeride güve, haşere, işte bit olmaması için yüzeysel alanlarda kullanılan bir şey. Oldu da kuşlarımızda bit file oluştu. Yani varsayalım ki oluştu. Onun önüne geçmek için arkadaşlar çok sağlıklı olduğunu düşünmemekle beraber ama bir çözüm yolu. Hepimiz mesela antibiyotik kullanıyoruz hastalandığımızda. Aslında kullanmamamız lazım ama çok hasta olunca kullanıyoruz. Neden? O mikrobu atmak için. Şimdi bunlarda da Vilmektin diye bir ilaç var. O Vilmektin'i kullanmayı bilmeyen hiç bulaşmasın. Ama biz o Vilmektin'le ilgili güzel videolar, yani yine bilgi paylaşacağız. Hani ben şu an Vilmektin'i ne yapıyorum? Kuşların suyuna katıyorum arkadaşlar. Ama ne kadar kattığımı, bununla ilgili detaylı bilgileri bununla ilgili videolarda paylaşırız inşallah arkadaşlar. Şimdilik genel durum videosu bu kadar. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Daha detaylı, daha bilgi içeren videolar paylaşacağımız kesin. Zamanla arkadaşlar inşallah. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı. Abone olduktan sonra orada bir zil işareti var arkadaşlar. Ben video hakkında size bildirim gelmesi için onu da tıklamayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.